10 haftadır eylemimize destek veren sevgili Sakaryalılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, değerli basın emekçileri, emniyet güçleri. Atatürk'ün vazifeye atılmak içinde bulunduğun durumun imkan ve şeraitini düşünmeyeceksiniz sözünü şiar alarak bugün bu meydanda destek veren, birlikte mücadele etmekten onur duyduğum yol arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Biraz evvel binlerce kişinin bulunduğu ve gidenler mutlak önemli işleri vardır, kalan sağlar bizimdir diyerek 10. haftamızda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Değerli Sakarya halkı, bizler tam 10 hafta önce yine buradan seslenmeye başladık. Tüm dünyada raylı sistem teşvik edilip insanların ulaşım hayatı belli bir refah düzeyine çıkarılmak istenirken şehrimizde neden aksi yönde bir yol izlendiğini anlamlandıramadığımızı söyledik. Bu yanlıştan dönülmesi için çözüm istediğimizi söyledik. Ve sonuca gidinceye kadar da söyleyeceğimizi hep belirttik. 2012'de başlanan ve 2019'a gelindiğindeki durum ortada. Hep dedik ki 20 ay önce hızlı tren bahanesiyle durdurulan Ada Ekspresi hızlı tren çalışmaları bitmesine rağmen niçin çalışmaya başlamadı? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları neyi bekliyor? Belediyenin vereceği kararı mı bekliyor? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın her türlü önlemi aldık dediği trafiğe engel yok açıklamalarına rağmen trenimiz neden hala Adapazarı garına gelemiyor? En sonki Demiryolu İş Kurulu'nda yöneticiler, vekiller bir Allah'ın kulu çıkıp da garla ilgili neden iki kelam edemiyor? Oysa istendiğinde gece kararnameleriyle kararlar almayı pek âlâ da biliyor ve uygulayabiliyorsunuz. Dedik ya, bizler duyarlı ve her şeyin farkında olanlardanız. Yeniden diyoruz ki öğrenci, emekçi, dar gelirli vatandaşlar adına yeniden sesleniyoruz. Düşük bütçeli taşıma hakkını gasp etmeyin. Şehir trafiğini zora düşürmeden, otobüs firmalarını ve dolmuşçularımızı da mağdur etmeden uygun projelerle halkı mutlu edin. Siz Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, yaptığınız şehrimiz yararına çalışmalarınıza teşekkür ederiz. Fakat 2014'te söz verdiğiniz Ada Treni konusunda boynu büküp bırakıp gidiyorsunuz halkınızı. Güç halen elinizdeyken Sakarya halkının sizi Adapazarı trenimiz engelleyen değil, yeniden faaliyete geçiren olarak anmasını istiyorsanız gitmeden Sakarya halkına yapacağınız en büyük iyiliği yapın ve hep akıllarda kalın. Başkanlığa aday olan arkadaşlarım, sizlere sesleniyoruz. Seçildiğinizde bizim de başkanımız olacaksınız. Gelin basından değil yanı başımızda projelerinizi açıklayın. Bize güven verin. Değerli Sakarya halkı, bugün Gar Meydanı yeniden bir eyleme tanık oldu. Böyle giderse olmayana devam edecek demiştim haftalar önce ve öyle de oldu. Ey Türk İş temsilcileri, bugün buradan yeniden seslendiniz. Ülkenin savunma sanayi özelleşemez diye bağırdınız. Bağırdık, tek yürek olduk. Fakat geçmiş ola. Karar resmi gazetede yayınlandı. Hatta satmadık, 25 yıllığına kiraladık dendi. Orada çalışanların özlük haklarına hiçbir zarar gelmeyecek ve bu işi kazasız belasız çözeceğiz dedi gelerek bakan aramızda. Çözülen durum ortada. Ve sizler de bizler de buradaydık. Ve biz aynı akıbetin Adapazarı garına gelmemesi için burada olmaya devam edeceğiz. Biz tabii ki bugüne kadar yapılan çalışmalara
toplanan imzalara teşekkür ediyoruz. Bunun üzerine tuğla örmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ada trenimizi siyaset üstü görüyoruz. Fakat artık seçim öncesi yapılan adayların seçilirsem getireceğim, yapacağım vaatleri yerine somut adımlarını görmek istiyoruz. Güçlü devlet, işçisini, emekçisini, halkını mağdur etmeyen, sarıp sarmalayan, koruyandır. Bizler ocağa aş koyan anaların sesi olarak buradayız. Ve yineliyorum. Siyaset üstü gördüğümüz ve ulaşımdan da öte, tarihle bağlantımız olan şu ardımızdaki 120 yıllık garın ranta dönüşmesine, yandaşa peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bizler inançla, dirençle Adapazarı ekspresleri Adapazarı garına gelinceye kadar burada tek başına kalsak da direneceğiz. O gün geldiğinde de elimizde simitlerimiz ve çiçeklerimizle karşılayıp neşeyle yolculuklar edeceğiz. Ve bizler o gün gelene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bu kararlılık, bu inançla buraya katılan herkese selam ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.